Epic ekranlarından herkese merhabalar sevgili dostlar. House Builder adlı bir oyunla birlikteyiz. Kendisi bize müteahhitlik yapmamızı ve aynı zamanda kendi müteahhitlik yaptığımız evin işçisi olmamızı vaat eden bir oyun sanırsam. Yani öyle tahmin ediyorum. Oyunun yapımcıları da House Flipper'la aynı olması gerekiyor. Sizin için baktım şöyle ayarlara falan ama Türkçe yama yok. Türkçe eklentisi yok oyunun. Burada oyuna başladığımızda iki farklı görev görebiliyoruz şu an. Birisi burada, birisi de burada. Iglo House diyor. Bununla başlayalım. Ben de bilmiyorum oyunu. Birlikte öğrenmiş olacağız. Umarım çok yavaş yüklenmiyordur. Hadi başlayalım bakalım. Grafikler gayet lezzetli bu arada. Ay sen ne kadar tatlı bir şeymişsin. Sevebiliyor muyuz seni? Peki. Bunu alıyoruz. Bunları dizeceğiz. Kapatalım. Bununla ne yapacağız? Pek emin değilim şu an. Tamam. Buradan buz keseceğiz anladığım kadarıyla. Vay, kesme işlemini de kendimiz yapıyoruz. Kalıp gibi kesmemiz gerekiyor. Aynı zamanda üşüyoruz bakın. Güzel mekanikleri var oyunun. Böyle şeyleri de varmış. Biraz ısınayım şurada da. Beceremedim bu arada nasıl keseceğimi. Odun atayım ben şunun içine de. Biraz ısınsın ortalık. Ben hala beceremedim burayı kesmeyi. Niye beceremedim? Şu an oldu. Çok iyi. Yeteneklerimiz de varmış. Hızlıca yeteneğimizi bir açalım biz. Iglo Builder yeteneğimizi. İkişer tane vermeye başladı. Çok iyi. Ağaç falan da kesebiliyor muyuz acaba? Yetenek ağacımıza bakacağız. Bunu da sıkıntı yok. Hangi şeyle açılıyordu? Tam göremedim onu ama. Birazdan bakacağım. Evet, sol şifle koşabiliyoruz bu arada. Burası tükendi sanırım. Burayı henüz açmadık. Koşucu özelliğimizi açalım. Evet, orası tükendi. Artık buradan devam ediyoruz. Aslında bu daha mantıklıymış bak. Çıkartıp çıkartıp buraya fırlatabiliriz. Şöyle fırlatalım.
Ateş sönüyor. Ateşi söndürmememiz lazım. Çok iyi. Her şeye pratik bir çözümü var. Çok uğraşmamak lazım. Gayet güzel gidiyoruz bence. Ama odun bulabileceğiz mi işte? Odunlar birazdan bitecek. Sıkıntı yaşayacağız. O biraz fazla saçma bir yere gitti. Evet, şunları bir dizelim bakalım hızlıca. Buraya düşürdük onu. Yeni yeteneğimiz açıldı bu arada. Gayet güzel. Küpleriyle alakalı bir yetenek. Bakacağız. Okumadım henüz ama. Ateşim sönüyor bu arada. Sönmeden odun atalım. Burası yana dursun. Buradan buz kesmeye devam. Oo, gayet iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Oyun başlarda biraz uğraştıracakmış gibi duruyor ama sonradan yeteneklerinizi açtıktan sonra kolaylaşıyor. Bunları da atalım. Zamanla bir yarış halindeyiz şu an. Umarım o odun bitmez ya. Biterse ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok çünkü. Gerçekten. Bu arada çok beğendim grafikleri, mekanikleri falan. Kaliteli oyun yani. Fotoğrafta kaynak var mı acaba? Çok ters olacak çünkü burası. Ve bu kaynak da bitebilir her an. Biraz ateş atalım moduna. Ateş atalım moduna ne ya? Kafam yandı benim. Moduna. Oduna niye ateş atıyoruz? Ateşe odun atmamız lazım bizim. Evet.
Bunları da şöyle atalım o tarafa doğru. Burası sınırsız kaynak mı acaba? Yine... Aa bak. Daha uzağa fırlatabileceğim artık sanırım. Bayağı iyi. Gerçekten adamlar yapmışlar ya. Kaliteli, başarılı yani. Diğer bölümleri çok merak ediyorum ben. Acaba farklı nasıl evler yapacağız? Kesemedim ya. Allah Allah. Dur bakalım. Evet, bu kaynak da bitti. Yeni bir kaynak bul diyor. Bunları dizeyim de onu buluruz. Bunu da sıkıntımız yok. Bir tane daha var. Başka da yok sanırım. Heh. Yeni yetenek açıldı. Ateş sönmesin ya. Yetiştirmem lazım benim. Görev tümden başarısız mı oluyor acaba yetiştiremezsek ateş sönerse? Bir yanda da zamanla bir yarış var burada. Onu da güzel bir olaya oturtmuşlar. Köpek üşüyor sanırım. Tamam. Tamam sakin. Bayağı eğlenceli oyun ya yalnız. Buna gitti. Şöyle atalım da. Hızlıca. Ben alalım. Yeni kaynak. Nerede yeni kaynaklar? Yeni kaynak. Buraya bir tane düşürmüşüz. Burada bir kaynak bitti, tamam mı? Onun farkındayız. Peki kaynaklara nereden ulaşacağız? Süre bitecek, sıkıntı orada. Haydi. Gerçekten mi? Bu da çok uzak be abi. Yuh. Hey maşallah. Bu tarafa doğru fırlatacağız bunları. Yok böyle değil abi. İki defa yapacağız bunu sanırım böyle. Ama yetiştirebilecek miyiz işte o var. Zor görünüyor. Gerçekten bayağı zor görünüyor yani. Ateş her an sönebilir bu arada. Sen niye kendi kafana göre iş yapıyorsun ya? Girelim.
Hızlı. Hızlı bir şekilde abi. Alıp at oraya. Al at. Dönüyoruz. 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 Ateşi yak. Körüklü ateşi. Yolla aşağı. Bunu da yolla abi aşağı. Yeter mi bu kadar? Yeter gibi duruyor ama bakalım. Ben öyle hissettim. Yeni yetenek. Yeteneğimizi de açalım. Yetişir ya. Öyle düşünüyorum. Bence yetişir. Hatta bunlar yeter bile bize bence. Bu küplerle bitiririz biz burayı. Çok az kaldı. Al at. Önce dizelim bunları. Kaç parça daha kesmemiz lazım? Bu da atalım. Ateş sönüyor bu arada. Donmaya başlayacağız şimdi. Kaç tane daha çalı çırpı vardı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ateşi bir harlayalım. Güzel. Çalı çırpının sayısı mı artmış, bana mı öyle geldi? Öyle de hissetmiş olabilirim. Fırlat abi aşağı. Uğraştırma beni. Böyle fırlat işte. Bunları da şey yapsalarmış daha iyi olurmuş. Böyle attığımız zaman mesela şunlara çarpıp devirseymiş. İçinden geçiyor gibi gördüm ama. Bakalım. Öyle gibi sanki.
taşları da atalım. Bunlar yeter bize sanırım ama fazla bile. Hızlı bir şekilde şurayı da örelim. Daha bunun çatısını mı ördürecek bize? Yeni yeteneğimiz açıldı. Zıplama. Evet, çatıyı ördürüyor şimdi de. Şimdi çalı çırpı atayım şöyle. Sanırım sınırsız ya bu odunlar. Ondan korkuyordum ben ama daha %33'ünü bitirebilmişiz bu arada buranın. Şöyle oldu acaba. Ve burası aşırı uzak. Sinirimi bozdu. Keşke böyle el arabası falan yapsalardı, içine yükleyip götürebilseydik. Kaynağı da bitirdik. Bakalım. Bakalım, bir tane kaldı sanırım altta. Çok zaman aldı ama. Ama yaptığımızda da değecek bence. Çok güzel bir şey olacak. İçini falan dekore edebileceğiz mi acaba? Gerçi bunun neyini dekore edeceğiz? Çatıyı örünce biter zaten bu. Peki kaynak nerede? Onu bulmamız lazım şimdi. Yakınlarda bir yerde olsa keşke. Ateşi bir parlayalım. Bunu da alalım. Gayret. Buralar biraz fazla zorlama olmuş sanki be. Biraz daha basitleştirilebilirdi. 500 tane taş ördük, daha ne yapalım? Hep merak etmişimdir. Herifler böyle bir yerde nasıl yaşıyor acaba diye. Evet, yakın bir kaynak bulduk. Güzel. Ne gitti o ya?
Yalnız buraya tek mi attık? Niye öyle oldu? Kaynak bitti. Tek atmış gibi falan bir şey olduk herhalde biz buraya. Gerçekten kaynağı bitirdik. Allah Allah. Çok saçma. Elim ağrıdı bu arada duvar örmekten. Tamam, huysuzlanma. Gerçekten adamı yoran bir şeymiş bu ya. Ellerim ağrıdı. Çok tatlı grafikleri var ama bayağı hoşuma gitti ve kaliteli yani. Uğraşılmış. Yine bir kaynak lazım bize şu an. Şuranın tepesini öreceğiz. Yakınlarda bir kaynağımız var mı? Şöyle bir sağa sola bakınalım. Burayı kazdık. Burada bir kaynak, burada bir kaynak. Fena değil. Tek atıyoruz artık kaynaklara. Fena değil. Ya da bu kaynakların miktarı az, emin değilim. Bunları zaman gösterecek bize. Biraz oynadıktan sonra çözeriz zaten gibi geliyor. Ama böyle şey, chill bir oyun yani bu, zaman geçirmelik, boş vakitinizi açıp böyle kafa dağıtmalık oynayacaksınız. Yani serisi olmaz bunun büyük ihtimalle. Ama öteki evleri de çok merak ediyorum. Böyle 2-3 bölümlük bir şey de çekebiliriz bunun için. Bakalım başka neler yaptırıyor acaba. Ağaç falan kestiriyordur büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi keşke biraz böyle kolaylaştırsalardı, el arabası falan olsaydı. Vardır bence de. Çünkü gördüğünüz gibi aşağıda envanter kısmı var. Yani illaki yardımcı araçlar da vardır bence. Nereye gitti bu ya? Aa, kayboldu. Sen aldık mı? Gibi. Hızlıca örelim şöyle burayı da. Tamam, bağırma, geldim. Son kestiğimiz yer burası mıydı? Hemen bunun arkasında bir tane daha var. Şöyle keseyim. Bak burada şey olmadı. Kaynak bir anda bitmedi. Olayı çözdük. Yakın yerlerin kaynağı çabuk bitiyor. Uzak yerlerde bir şey olmuyor. Atalım şöyle. Ben daha keserim ve yeter sanırım. Oyun acaba miktarı kadar mı veriyor kaynağı? Yani bunu tamamlamak için hepsini çıkartmam mı gerekiyor o kaynağın? Öyle bir şeyse daha iyi.
En azından boşa uğraşmamış oluruz. Git gel, git gel. Ama sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Çünkü illa ki kıyıda köşede kaynak unutulabiliyor. Birisi bir yerde unutur, bulamaz. Adam o kadar saat boşuna oynar yani. Allah. Kesemedim. Hala bitmedi bu arada kaynak. İlginç. Al at, fırlat. Bunu da fırlat. Yeter herhalde. Ve ileriye hızlıca toplayalım bunları. Daha kolay erişelim yani. Eyvah, donuyorum. Hayvan bize haber veriyor. Daha uğraşıyoruz yani. Hızlıca şunları bir yerleştirelim abi. Ama yordu. Gerçekten yordu. Bayağı yordu hem de. Burada köşede bir şey buldum. Bak, unutmuşum burada. Bitkiler neredeydi? Nerede kestik abi biz onu? Umarım kaybetmeyiz. Buralarda bir yerde miydi acaba? Burada iki kaynak daha var. Heh. Bak, bu kaynak daha bitmemiş. Kaynağı bitirememişiz daha. Ve en ilginç tarafı, daha %33 ev bitmedi yani. Olmadı, burayı iki bölüm yaparız. Çünkü başka şeyler de yapacakmışız. Evi bitirelim. İlk bölümü orada bitirelim. Geriyeni de ikinci bölümde veririz. Kadar bunu aldık ya. Aa, yordu. Bunu izlerken bile yorulurum ben. Kollarım ağrıdı yani. Parça daha keseyim şöyle. Ateşim sönüyor bu arada. Haberim var. Çok hızlı bir şekilde at ileriye, at ileriye.
hızlı abi. Geriye mi düşürdük onu? Neyse. Bu arada beceri gelmiyor bayağıdır. Neden? Çünkü bunun becerilerinin hepsini açtık biz zaten. Karla kışla işimiz yok artık. Bu bölüm zaten yeter yani. Maşallah var. Evet, ben bir videoyu durdurayım. Çok uzayacak çünkü. Bitirdiğim zaman evi tekrar başlatırım. Evet, çok şükür. Dış kısmı bitirdik. Yeni görevler vardı şimdi bize. Gördüğünüz gibi burayı dayayıp döşeyeceğiz. Onu da ikinci bölümde yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.